Herkese merhaba. Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti. Savacı vefat etmeden önceki son röportajını New Jersey'deki evlerinde Amerika'nın sesinden Mustafa Keleş'e yapmıştı ve şunları söylemişti. Türkiye'den taşınma kararı aldıklarında önce ABD alternatifini denemek istediklerini kaydeden Savacı, Türkiye'deki yaşanan değişimden sonra başka bir yerde sanata ve hayata devam etmenin belki bizim için daha doğru olacağını düşündük eşimle beraber. Birkaç ülke vardı kafamızda. Tabii Amerika'da burada yarı kurulu bir düzen de vardı. Birçok sebepten dolayı Amerika'yı ilk başta denemek için karar verdik ve buraya geldik. İşte yaklaşık 2,5 yıldır da buradayız diye konuşmuştu. Türkiye'den en çok oğlunu özlediğini anlatmıştı. Ve yakın arkadaşlarının birçoğunun da başka ülkelere yerleştiğini söylemişti. Özlediği Türkiye'nin hayallerde kaldığını ifade eden Savacı, "Vallahi Türkiye'de özlediğim birçok şeyi ben artık burada buluyorum. Çünkü benim çocukluğumdaki Türkiye çok uzaklarda kaldı. En çok da oğlumu özlüyorum. Çok sevdiğim bazı arkadaşlarım da Türkiye'den maalesef başka yerlere doğru hicret ettiler. Ama benim çok sevdiğim, özlediğim Türkiye benim hayallerimde kaldı. Burada benim çok özlediğim Türkiye'ye yakın birçok insan görüyorum. Naif, saygılı, güven ön planda. Yani siz bir şey söylediğiniz zaman size yalancı gözüyle bakmıyor. Dolayısıyla valla çok özlediğimi söyleyemeyeceğim. Çok üzülüyorum ama çok özleyeceğimi söyleyemeyecek" diye konuşmuştu. Türkçe de dahil 4 dil bildiğini belirten Savacı, "Benim İngilizcem iyi, İtalyancam iyi, Fransızcam iyi, Türkçem iyi, pratik biraz daha Arapçam var. Lisanlarım çok iyi. Zaten ona da çok güveniyordum. Dedim ki, Türkiye'de istemediğim bir projede yer alıp aktör gibi olmaktansa giderim herhangi bir ülkede pompacılık bile yaparım ki 4 lisanla ben illaki bir şeyler bulurum" diyordum ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'deki dizi ve film sektörünün durumunu da değerlendiren Savacı şunları söylemişti. "Görsel sanatlar üzerinde siyasi baskı olduğu ve senaryoların gelen baskıya göre değiştiği görüşündeydi. Politik baskılar var dizilerin üstünde. Yani ona göre hemen senaryolar değişiyor. Bakıyorsunuz ki birisi diyor ki oradan benim jettim bu değildi" diyor. "Benim jettim ata binerdi" diyor. "Benim jet bir anda ata binmeye başlıyor. İşte birisi diyor ki benim bacım böyle gezmezdi" diyor ve bir anda bacılar kapanıyor. Aslında Osmanlı zamanında Türkiye böyle değildi. Osmanoğullarının da bir sürü resimleri paylaşılıyor. Bütün sanatçı arkadaşlarıma Allah yardım etsin. Görsel sanatların yeni durumuna uyum sağlamak zorunda kaldığını anlatan Savacı, aslında reyting baskısından ziyade başka bir baskı var Türkiye'de. Görsel sanatların üzerinde. Bu mantığa da uyum sağlayan çalışmalar yapılıyor. Çok güzel işler de yapılıyor arada. Bazen reytingleri tutmuyor gibi gösteriliyor. Bazen işte öyle oluyor, böyle oluyor. Türkiye'de şu anda bütün sanatçı arkadaşlarıma, yapımcılara Allah yardım etsin diyorum. Yani değişik bir durum. Savacı, Türkiye'den herhangi bir dizi veya film projesiyle ilgili planı ve beklentisinin olmadığını anlatmıştı. ABD'de çalışma izni için resmi prosedürlerini tamamladıktan sonra buradaki potansiyeli değerlendirmeyi düşündüğünü söylemişti. Türkiye'den ufak tefek bazı projelerle ilgili tekliflerin geldiğini dile getiren Savacı, "Burada prosedür oluşturduktan sonra oyuncular sendikasına üye olup burada muhakkak üye olmanız gerekiyor oyuncular sendikasına. Dolayısıyla ondan sonra burada belki bir şeyler deneyeceğim ama Türkiye ile ilgili herhangi bir beklentim ve projem yok" diye nokta koymuştu röportajına.